Arkadaşlar, herkese ne olur arkadaşlar, benim bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, ben bugün ADD Trey'imin dışındakini, projektörü taktım abi. Bağlantısını komple bitirdim abi. Gece saat şu anda 3'ü 4'ü geçiyor, şu anda çalışıyor abi. Yeşil var ya, inanamazsın, ADD Trey'in dışında ne oldu, ne rengi değişti biliyor musun değil mi? Bahçe rengine kadar değişti, bahçe rengine dönmüş. Söyleyeyim sana da. Hadi şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar, şimdi projektörü kurumunu yaptım abi. Bitirdim. Çalışıyor abi. Adaptörü almaya ihtiyaç duymadım elektrikçiye gitmeyi. Yedek adaptör bulmuştum çekmeceden. Onu alıp onu bağladım. Onu taktım. Çalıştırdım yani en sonunda. Yani çalıştırmayı en sonunda başarabildim. Şimdi camın oradan giderim. Camın oradan belli olur. Rengin nerede olduğunu, rengin nerede vurduğunu belli olun yani. Şimdi gidiyoruz. Bak, rengi göründü biraz. Görüyorsunuz. Bayağı çok ışık veriyor abi. Çok büyük bir projektör değil de şey, bayağı ışık veriyor abi. Öyle diyeyim ben. Evet arkadaşlar, ventilen duvarlarına kadar ışık vermeye başladı. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi çalışıyor abi. Onu çalıştırmayı testini etmiştik. Evet. Bayağı yeşil abi. Bakın, yeşil yanıyor. Görüyorsunuz değil mi? Hava bayağı yağmurlu yağıyor. Allah'tan bu yağmur havada inşallah bozulmaz. İnşallah güzel çalışır. İnşallah içine su kaçmaz. Ben de sana söyleyeyim. Allah'tan kısmet çalışmayı devam eder yani. Ben de sana söyleyeyim. Evet. Arkadaşlar, ADD Trey de gözüküyor. Yatacağım diye o yüzden perdeyi de çektim. Bak, içerisi görünmüyor. Evet. Etrafla bir sürü elektrik bandı sardım abi. Kabloları batladıktan sonra kabloları tünleri hepsini demirin içine koydum. Demirlerin içine gizledim. Hiçbir zaman elektrik kablosu gözükmüyor abi. Gizli bir şekilde yaptım abi. Bunu yani ayrıca 220 volt kablosunu ayrıca eskisini çıkarıp nasıl kesmişsem 220 volt kabloyu da adaptöre takıp libiden lambaya bağlayıp 12 volt kablosuna dönüştü. 12 volt kablosuna dönüştürebildi. 220 volt ama geçerli geçmiyor. Adaptör takılı olduğu için yani. O yüzden olabilir yani. Şöyle bir bakın, artık bundan sonra ADD Trey'in dışında beyaz rengi olmayacak artık. Yeşil rengini seçtik. Anneme söyledim, yeşil seçti internet üzerinden. Onu yeşil geldi. Yani yeşil de bazen cami ışıklama aydınlatmalar yeşil renk yapıyorlar. Cami mihalesi. Mihalenin rengini de yeşil oluyor ya. Caminin ışığının rengine dönmüş. Baksana, camiye benziyor sanki. Bakın, görüyorsunuz değil mi? Burası sanki şey gibi. Camilerlerde pencere renkleri de yeşil renk oluyor. Dışından bakıldığın zaman, içeriden ışık anlaşıldığın zaman caminin içerisinde caminin camları yeşil rengine dönüşüyor. Dışarıdan bakıldığın zaman içeriden beyaz rengi de görünüyor. Yani. Ben de onu diyorum yani. Demek istiyorum. Gençler, arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi bunu sistemin ne zaman çalışacağını anlatacağım bunu. Bunu hangi günlerde çalıştırmayı, onun dikkatini çekmeyi anlatacağım. Bunu otomatikte çalıştırmayacağız bunu. İçeride onu charterini takmışız. Onu charter'e bağladık. Charter'in yerini göstermeyeceğim. Çünkü bunu izleyenler kişileri nereden kapatacağını, kapatmayacağını bunu göstermeyeceğim. Çünkü
İçeriye girip hırsızlar girerse, yoksa tabela yenilebilirler. O yüzden hırsız bilmesin diye Çağatay'ın yeninin nerede olduğunu belirtmeyeceğim. Sadece Emir abi belirtecek. Emir abi bilecek onu bir tek. Başkasına göstermeyeceğim yani. Başkası bilmeyecek. Başkası oynamayacak yeniden. Etmeyecek. Kurcalamayacak. Etmeyecek. Ayda elektrik pazar günleri kapalı olduğunda çalıştırmayacağız. Pazar günlerimiz kapalı olunca sigortasını kapatacağız. Sigortası kapalı olacak onun. Pazar günleri bir de geceleri gece olduktan sonra pazar günler çalışmayacak. Ondan sonra bunu yani daha sonra şunu gördüğünüz gibi bugün Perşembe gençler, Perşembe gecesi. Bunlara yani şunu görmüş olduğunuz gibi yani pazar günleri çalışmayacak abi. Pazar günleri çalışmıyoruz ya biz. O yüzden dışarıdakileri insanlara biz çalışmayacağımız için belirti etmeyeceğiz. O yüzden en fazla Temmuz ayı gibi bir dahaki girişindeki bayram Kurbağa Bayramı da yaz aylarında Temmuz aylarında olacak. Kurbağa Bayramı gelirse Kurbağa Bayramı'nda da kapatacağız Aydetretri'yi. Kurbağa Bayramı gelince o yine aynı şeyi yaşlı dedenin evine gideceğiz inşallah. Ama yaşlı dedenin evine gitmeyi planlamayacağım. Yaşlı dede yazlıklı olacaklar. Yazlıklarına gitmiş olacaklar. Kayda teyzemlerin yazlıkları var. Onlar da gidiyorlar. Bilmiyorum Allah'a. Bayramda, Kurbağa Bayramı'nda misafire gitmeyi düşünmüyorum ama. Beni tanıdığım birisinin evi tanıyacağın evi varsa gidebilirim yani. Kayda bilmiyorum. Kurbağa Bayramı geldiğinde bakacağım artık. Hiç fikrim yok. Ben de bilmiyorum. Ama bayram olduğu zaman bayramda da aile elektrik çalışmıyorsa yeni projektör de çalıştırmayacağız. Bir de ikinci pazar günlerimiz, bir de pazar günler kesinlikle çalışmayacak. Pazar günlerin onu kesin kesin yani bunların sigortası atacak onun. Ben de sana söyleyeyim. Evet. Cumartesi akşam gecesi olduğu zaman pazar günleri pazar geldiği zaman pazar saat 12 gece saat 12 olduğu zaman sigorta çatenden lambayı kapatmaya başlayacağım. Çalışmayacağım için. Tatile gireceğim için. Pazar günü tatili başlıyor diye o yüzden bunu kapatacağız. Bir de gece yatarken biz onu söndürmeyeceğiz. Çünkü gerekmiyormuş. Bunun yangın çıkmasına arızayı gördüğün zaman yangın çıkmasına ateş yakmasına çünkü gerekli değilmiş. 12 volt çalıştığı için 220 voltu yangın çıkartacak içerisinde bir şey alet yokmuş projektörün içerisinde. Yanacak bir elektrik parçası yok. LED lambadan lehimlenmiş çıkıyor. Ondan sonra adaptörüne giriyor. Ondan sonra projektörü yakıyor abi. Onun yangının çıkmasına yangın çıkartacak yer bir şey değil. O lamba bir şey çalışacak bir şey değil yani o. Yangın çıkartacak. Sigortanın atmasına bir de daha elektriğin arıza olduğunu bir de elektriğin bir de arıza yaptığını sigorta atmasına direkt. Adaptörle devreye girdiği için adaptörü kısa devre yapsa da elektrik 220'ye çünkü takılı olmadığı için elektrik sigortası atmaz. Daire sigortasını attıramaz. İyi ki de bir güvenli bir projektör aldım abi. İyi ki de istediğin kadar sabah kadar çalıştırabileceğim. İstediğim kadar pazar günlerinin 12'ye saat gece 12'ye kadar kapatabileceğim. Bunu yani şimdilik ayrıca bunu arkadaşlar bundan sonra bu lambayı pazartesi
Gece salı günleri, geceleri çarşamba, perşembe gece olduğun zaman aydedere tireyi kapattıktan sonra Emir içeride uyuyorsa, elektrik açıksa içeride, bu eğer ki püferejektörümüz dev anına istediğin kadar bu dev anını kesinlikle çalışabilir. Elektrik kapalıysa dev anı çalışamaz, söyleyeyim sana. Bazen arada sırada sabah kadar çalıştıracağım. Bazen arada sırada kapatacağım abi. Gündemimiz ne yaşayacağımız belli değil. Yatarken bunu açık bırakmak istiyorum. Onu açık bırakacağım. Bir şey olmazsa da 12 volt var. Arızasına duruma gelmez. Çünkü sağlam bir lamba. İstediğin kadar açık bırakacağım. İstemediğim zaman kapatacağım. Şimdi ben bugün yatacağım. Kapatmayacağım. Yarın Bakırköy'e gideceğim. Bakırköy'e hem de saat 9'da ne hem de evden çıkacağım. Zaten bu lambayı kesin kapatacağım. Zaten bu lamba da çalışmayacak zaten. Ben de sana söyleyeyim. Yani Bakırköy'e gidecek. Erken saatlerinde zaten elektrikleri kesiyoruz. Bu tabii ki de çalışmaz abi. Bu tabii ki de yani çalışamaz. Hani içeride elektrik kapalıysa bu nasıl çalışsın abi? Öyle diyeyim ya. İçinde ilaç şeyi yok, pili yok, pille devreye girecek diye şey devreye girecek diye şey girecek değil yani. Yani onu ben de sana söyleyeyim yani. Haberin olsun yani. Böyle. Anladınız nedeni? Şu camını açıp uzaktan yazıyı görebiliyorsanız uzaktan görmek istiyoruz. Yağmurlu havada inşallah bakalım bu o lambada inşallah güzel bir şekilde çalışır mı? Başarılı bir şekilde çalışıyor. Hem de hava yağmurlu hem de. Aydın elektrik perde sermiş. Evet. Mahalle sakinleşmiş bayağı. Arkadaşlar anlaşıldık seninle birlikte. Şu camları kapatayım. Ev bayağı da korkunçlaşmış ya. Bak mutfağın lambasını kapatmış olsam var ya. Allah yatak odasına kadar yola kadar gitsem var ya. Çok korkunç. Gidemem oraya. Bir tane tuvaletin kendi gece lambasının ışığı yanıyor bir tek. Evet arkadaşlar. Şunu. Şimdi YouTube izliyordum daha önce. Oynatma listesinden başka bir film, çizgi film izliyordum daha önce. Oynatma listesinin belli sürede açık kaldı. Oynatma listesinin belli süre sonra evet yazısı yazıyor. Evet yazısı çıkıyor. Daha oynatmak istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Öyle bilgi veriyor. YouTube oynatma listesindeki. YouTube'da bir şey oynamıyorsa, ses yoksa odaya girebilirim ama ses olsa içeriye giremem. Çünkü başkasının sesinin giderse videoya yoksa telif yakalanırız. Telif atar yoksa YouTube. Şimdi telefonun flaşını söylemiş olsam bak görüyorsun değil mi? Bak görünmüyor. Hiçbir şey görünmüyor. Şimdi bir lambalarımız otomatik ya. Sensörlü lambalarımızı direkt gördü. 3 tane sensörlü lamba var bu evde. Salona kadar buraya kadar aydınlatması da buraya kadar vuruyor bayağı. Evet, her şeyi açık değil.
Aydet Elektrik'in kapısını şu anda yavaştan açıyoruz. Evet, Aydet Elektrik durmuş mu YouTube durmuş. Arkadaşlar, bunu ayrıca şurada bir çizgi film izliyordum. Oynatma listelerim ayrıca televizyon kumandasını ayrıca bunu elleyemediğim zaman 12 tane video geçtikten sonra uzun geçmemesi için daha bir tane şöyle bir tane soru işareti var abi. Şöyle çizgi filmi görüntü vermeyeyim abi. Şöyle yoksa ayıp olur. Telif atar yoksa. Bak ne diyor biliyor musun? Şunu oynatma listeden izlediğim için YouTube oynatma listesi bilgi veriyor ki elleyemediğim için istersen kapatmayı kapatırsınız. Deval etmek. İstersen burada sağda evet yazıyor. Burada da şey okuyacaksınız. Videoyu duraklatılıdır. Ne diyor? Video duraklatıldı diyor. İzlemeye devam etmek istiyor. İstiyor musunuz diyor. Arkadaşlar bunların niye bilgi veriyor biliyor musun? Oynatma listeden sırayla videoyu eklediğiniz zamanlarda sırayla bir ortak videolarımızı oynuyor abi. Sonra o belli sürede olduğu zaman video kendi kendine otomatikten kendi odaklanıyor. Sonra duruyor. İstiyor musunuz diye. Evet'i tıkladığınız zaman videomuz oynatma listesi videoyu ortak izlenmeyi devam ediyor abi. Şimdi bu perdeyi açıp anladın nedeniyle bu niye duruyor? O video niye durduğunu yorumlarda da yazsın. Vatandaş. Onun ayarı var mı? Yok mu? Oynatma listesinin bir yerden ayarı varsa o şeyinden ayarı varsa o bilen kişi yorum yazsınlar. Videonun dakikasına da yazın. Dakikaya dolu YouTube oynatma listesi çektim. Onu da belirti yorumlarda yaz. Açıyorum perdeyi. Evet arkadaşlar, kabloyu şu an aynı bağladık. Açtık perdeyi. Abi şimdi ben erken kalkacağım. Okulum var benim. Artık otobüsle gitmeyeceğiz Bakırköy'e. Bundan sonra arabayla gideceğiz. Öyle diyeyim sana. Ben de sana söyleyeyim bana. İnşallah otobüsle gitmeyiz artık. Arabayla gideriz. Öyle diyeyim la. Arkadaşlar. Bir sürü bant aldım abi. Şunu. Bak yağmur yağıyor. Bak lamba da ıslandı. Lamba da bozulmaz inşallah. Bak lamba devamında duvar aydınlatmaları şuraya ışığı veriyor. Bak şurada kablo çıkan deliği de bunu da iyi ki de kapatmışız. İnşallah onun içine delikten su da gitmez. Su gitmesin diye o yüzden her tarafa bant saldım. Şurada bak tütün bantları hepsini saldım görüyorsunuz. Bak. Bak kablo biraz gözüküyor. Kablo tam elektrik bandının içerisinden gidiyor. Bak tamam deval ettim. Görüyorsunuz. Bak o beyaz kablo da şeye gidiyor. Camın etrafın arasından gidiyor abi. Duvarı kazdık. Duvarı kırdık abi. Kıran yeri oraya gidiyor abi. Ondan sonra elektrik alarm sisteminin prizler var. Oraya takılı abi. Alarm sisteminin prizin arkadan bir yerinin adaptörünün arkasına giriyor abi. Adaptörünü de oraya taktığımız zaman lambayı şuradan bu lambayı elektriğe giriyor. Elektriğe girdiğin zaman direkt lambayı çalıştırmayı başarılı bir şeklinde en sonunda başarabildim abi. Çalıştırabildim. Evet. Telefonun flaşını söndürsem de abi. Şunu. Yani. Bunu yani şunu. Evet. Yani şu anda gördüğünüz gibi çalışıyor abi. Gördüğünüz gibi çalışmakta bulunmakta. Evet.
Arkadaşlar telefonumuz. Annen arkadaşlar annenin bana ne diyor biliyor musun? Yağmur hava yağmurlu havada yolda yürüyorsan sakın telefonunu çıkartmasın diyor. Ayağı kaçıyor. Telefon ıslanırsa telefon bir daha ayağından alamam diyor. Arkadaşlar yani kamerayı kapattığım zaman bağlantı sisteminin bağlantı şemasını denemeyi hepsini kendim denedim abi. Videoyu kapattığım zaman tamam videoyu kapatıyordum ya kutu açılışı yapabilmek için. Ondan sonra bağlantısını yapmaya başlamıştım. Sonra her şey çalışıyor yani. Her şey çalışmak bulunmakta. Hani annen diyor ki çantana koy diyor telefonunu. Telefonun şeyinin çantanı koy. O ses ne? Hava yağmur yağıyor ya çiçek çakıyor abi. Abi dün geçen sefer çiçek çakmıştı. Çiçek benim ödümü koparmıştı. Korktum bir yandan uyandım. Dün. Pardon şuradan evde. Dün yani dün. Salı gününden sonra çarşamba. Çarşamba günü akşam gecesinde sabah Emir abi yatıyordu. Çiçek bir yandan çaktıkça bir yandan korktum abi. Ne oluyor bir yandan? Bir yandan ödüm kopuyor. Abi çiçek çakarsa var ya beni acayip geceleri acayip korkutur. Şimdi ben saat 11'de 12'de aşağı indim. Starbucks'ım az kaldı. Starbucks yaptım. Starbucks'ı ben aşağıda bankta yetiştim. Lambayı izledim. Lambada görüntüsü de 10 numara gözüküyordu abi. 10 numaraya görünmüş. Evet. Numaraydı yani. 10 numaraydı. Evet. Evet arkadaşlar televizyonumu ben yavaştan kapatayım. Çünkü yatmam lazım. Saat 4'ü geçiyor. Saat 8'de annem de kalkacak. Yani beni uyandırmaya çalışacak beni çünkü. O yüzden neden biliyor musunuz? Bakırköy'e gideceğim. Yarın okulum var. Öyle diyeyim yani. Yatacağım, uyuyacağım abi. Televizyonu kapatayım, yavaştan uyuyacağım. Lambayı kapatmayacağım. Lamba çalışacak ama. Lamba. Lamba ama hiçbir zaman sönmeyecek. Sabahleyin Bakırköy'e gidecek. Erken saatlerinde kalktığım zaman kapatacağım lambayı. Saat 8.30, 9, 9 gibi de kapatacağım. 9'da çünkü evden 9.30 geldiği zaman 9'dan yeni çıkıyoruz ya evden. O zaman sigortasından kapatırım lambayı. Şimdi açık kalsın lamba. Şu anda kapattım. Kapattım. Şu anda kapatmış bulunmaktayım. Görüyorsunuz inşallah görünmez. Şimdi televizyonu da yavaştan kapatayım abi. Evet. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videomuzun izlersiniz. Abone olursanız ben de çok mutlu olacağım abi. Çok sevineceğim abi. Görmüş olduğunuz gibi. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar abonemizin olmayı bir de rica ettiriyoruz. Abone olursanız mükemmel olur. Çok sevineceğim. Bak şuradan kumandadan videodan çıkıyorum şu an. Şu anda seyretmeyeceğim. Ha niye şimdi? Niye video oynattı? Oynatmaması lazım. Evet yazısı evetlemek için okeyleye basmam lazım. Bu hiçbir şey okeyleyemedim. Buna bastım. Videoyu ve andan oynamaya başladı. Neyse müzik biraz çıktı da bu video. İnşallah bu telifi atmaz YouTube. YouTube inşallah bu telife yakalanmayız. Önce söyleyeyim yani. Evet. Artık inşallah güzel bir video olur inşallah Allah'tan kısmet. Öyle diyeyim. He.
Kendinize iyi bakın. YouTube kanalımızda kalın. Hani video son gününde yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın. Bay bay.